Telefonumuz varmış. İstanbul'dan Nermin Hanım. Alo. Alo Nermin Hanım. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun Nermin Hanım, nasıl yardımcı olabiliriz? Benim saçlarım çok dökülüyor. Bununla ilgili bilgi alacaktım. Evet, saç dökülme problemi yaşıyormuş izleyicimiz. Evet, saç neye benzer? Bahçenizdeki yetiştirdiğiniz bitkiye benzer. Sulamazsanız kurur. Evet. Saçı nasıl sulayacağız? Suyla sulayacak halimiz yok. Saç diplerini besleyen hücreler, kök hücreler nasıl besleniyor? Yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olursa, yani yeterince kan gelirse, taze kan, temiz kan gelirse, kanla birlikte besleyici madde geliyor mu? Nereden gelecek? Kalpten, kalbe, karaciğerden. Karaciğere, bağırsaktan. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Evet. Ve burada 2 kilo ağırlığında, şu bir kilo diyelim, bu da bir kilo, 2 kilo ağırlığında normal bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Evet. 100 katrilyon bakteri. Bu bakterinin %99'u nedir? Faydalı bakteri. Ne üretiyorlar? Vitamin üretiyor. B2, B3, B6. Ne yapıyor? Yağları, yağsını, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glikozlara dönüştürüyor. Bir saniye hocam. Nermin Hanım, eğer soracağınız başka soru yoksa telefonu kapatıp bizi televizyondan izleyebilirsiniz. Başka ne kullanabilirim acaba saçlarımla ilgili? Bağırsakları tedavi etmedik ki olmaz. Size... Bir, karaciğeri tedavi etmedik ki olmaz. İki, bağırsaklar. Bunun için de iksir aloverajı kullanmak gerekir. Evet hocam, biz saç dökülmesinin tedavisini anlatacağız. Siz bizi televizyondan izlemeye devam edin Nermin Hanım. Hoşçakalın. Ha, bağırsakları tedavi etmedikçe düzelmez. Tarlanız var. Biz köylüyüz, çiftçiyiz, biliriz. Mesela patates ekiyorlar tarlamıza, değil mi? Sulamazsan 2 gün sonra solar, kurur. Evet. Bunun gibi bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelecek ki karaciğer vitamin, mineral, enzimi kan yapacak yavaş yavaş. Karaciğerde 1 litre, 1,5 litre kan olur devamlı. Yavaş yavaş bu kanı ayar yapar, ayar verir. Vitamin, mineral, enzim ayarı verir, ayar yapar. Evet. Eğer ki vitamin, mineral, enzim, glikoz bağırsaktan gelmiyorsa, bağırsakta problem varsa karaciğer bir şey yapamaz. Evet. Kanınız var ama içi boş. Evet. Mineral yok, enzim yok, vesaire vesaire yok. Beslenemezse ne olur? Saç kökleri yavaş yavaş zayıflar, kırılır, dökülür, kırılgan olur. Zayıflar, dökülür vesaire. Hastalıklı olur, saç kıran olur. Bağırsakları tedavi ettiğinizde hem saç kırandan kurtulursunuz, hem saç dökülmesinden kurtulursunuz. Saçlarınız güçlenir. Bazıları şampuan sürüyor, sabun yıkıyor vesaire yapıyor. Hiçbirisi çözüm değil. Zeytinyağı kullananlar var mesela, saçları daha güçlü olsun diye. Ya iyi, doğal zeytinyağları. İyi, güzel, hoş. Fakat içeriden siz tedavi etmedikçe kalıcı çözüm değil. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Kesinlikle öyle hocam. Bütün problem burada. Peki onları tedavi etmek için tekrarlayalım hocam. Ne kullanmaları gerekiyor? İksir, aloe vera jel artı enginar. Şu enginarın biz, enginar kanı temizler, arıtır, bağırsakları temizler. Evet. Karaciğer yağlanmasını önler, kolesterol, lipid, trigliseritleri düzenler, temizler, aratır. Şimdi... Arabanız var. Evet. Arabanızı sürüyorsunuz. Arabanız kirlendi. Yağ kirlendi. Ne yapıyorsunuz? Şu kadar kilometrede arabanın yağı değiştiriyorsunuz. Fakat biz kendi kanımıza bakmıyoruz. Kanımız ne kadar kirlendi? Kanımız kirlendiği zaman ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz.